Evet. Şimdi kazanım 8 ile devam ediyoruz. Demek ki Px polinomu sabit terimi. Ne yapıyordum? X yerine 0 yazıyordum. P0 eşittir. Burada 0 yazınca zaten buralar geçecek direkt. Aslında 2 üzeri 4 oluyor. O da 16 oluyor. Cevabım A oluyor. X yerine 0 yazıyorum. Px artı 7 polinomunun sabit terimi. Bak Px artı 7 olduğu için fark etmiyor. X yerine 0 yazıyorum. Her zaman X yerine 0 yazıyorum. Yani Px artı 7'nin sabit terimi P7 oluyor. X yerine 0 yazdığım zaman ne oluyor? 11 oluyor bu. Direkt. Yani buradaki direkt sabit terimi sormuş bana. Aslında burada dediğim gibi sabit terim burada direkt gözüküyor. Yani burada yine burayı sıfıra eşitleyip eksi 7 yazmaya kalkmayacağız. Polinomunun sabit terimi 32 ise m kaçtır? Sabit terim için ne yapıyordum? X yerine 0 yazıyordum. Px polinomu verilmiş bana. O zaman x 0 yazarsam burada x eşit 0 için diyelim. Buralar gidiyor zaten. 2m üzeri 5 eşittir 32. Yani 32 2 üzeri 5. Yani 2m eşittir 2 olması lazım. 2m üzeri 5 2 üzeri 5 eşitse buradan da m dediğim 1 bulunur. Cevabım b olur. Geçtim. Dördüncü soruya. Bu sefer bak burası önemli. px artı 3'ü vermiş. px artı 2 polinom sabitlerimi. Şimdi bana neyi soruyor? Bunun terim için x'e 0 verdim. p2'yi soruyor. Bak bana p2'yi soruyor benim burada P2 bulmam için şuraya 2 yapmam lazım. Yani aslında x yerine eksi 1 yazmam lazım. x yerine eksi 1 yazdığım zaman P2 eşittir. Eksi 1 yazıyorum. Bak eksi 1'in kübü eksi eksi 1 artı 1. Yani şuradaki ifadem şu oluyor. Eksi 1'in kübü eksi 1 eksi eksi 1, 1 artı 1 artı 1 oluyor. Eksi 1 artı 1 gidiyor. Sonuçta P2 1'e eşit oluyor. Yani Px artı 2 polinomunun sabit terimi 1'dir diyeceğim. Cevabım B olacak. Bu kazanım da bitti. Diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>